mısın? Hazır ben de. Tamam. Günaydın, günaydın, günaydın Gönül YouTuber kanalından hepinize merhaba sevgili dostlarım. Ben Gönül Nair Erkan. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve keyifleriniz yerindedir. Harika bir açılışa geldim, güne başladım. Dün aslında çok koşturmacalı bir günde dışarıdaydım. Keşke dedim o günü de sizinle şey yapabilsem ama Timur'la gerçekten dışarısı hiç düşünüldüğü gibi değil. Hem dün yapmış olduğum biraz alışverişi gösteririm sizlere ilerleyen vakitte. Hem de artık güne başlayalım. Her zamanki gibi Gönül Nail Erkan ilacını içmeyi unutuyor. Evet. Bir saniye. Evet. Şöyle sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Biraz şöyle süslendim. Renklendim sizler için. Saçlarımı toparladım. Artık yavaş yavaş keratine veda ediyoruz saçlarımızdan. Çünkü artık pösürmeye başlıyorlar. Yani altlardan yeni saç da geldiği için ister istemez kıvırcıklaşıyor. O sebeple de süt içer misin annem? Samsun'a gider gitmez bir onun mamadan sonra anneciğim. Kahvaltı yapalım. Anne sana krep yapacak şimdi. Bak sana süt çıkarttım. Şimdi Timur bir yandan çizgi film izlerken ben de bir yandan kahvaltıya geleceğim. Bugün krep yapmak istiyorum. Size çok bomba haberlerim var. Hepsini böyle bir anda söylemeyeyim. Kahve içerken söyleyeyim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Umarım her şey güzel olur. Teşekkürler. Bir de keratin bakımı. Samsun'a gidince keratin bakımı yaptıracağım dedim. Şimdi dün yapmış olduğum bir kararla Samsun'a gitme işi biraz uzayabilir. Yani tamam. Mart'ın normalde Mart'ın ilk haftası, Şubat'ın hani sonu gibi giderim diye düşünüyordum ama Mart'ın ikinci haftası da olabilir artık. Çünkü çok değişik şeyler yaptım arkadaşlar. Anne. Kimseden habersiz. Anne. Efendim. Bir. Aç anne. Aç anne. O. O. Anne. Tıraşı nasıl oldu? Timur'un tıraşını gördünüz. Bayağı anne, böyle bir yamuk yumuk kesmiş. Anne, ama. Anne. Ben anne, böyle kaldırdığım anne, için anne, efendim. Durunuz. Anne, anne. Sorun olmuyor. Timur kahvaltı hazırlanana kadar keyif yaparken mızırdanacak çünkü ben kamerayı elime aldım ya aksi asla düşünülemez zaten. O onları yaparken ben de hemen kahvaltıya gireceğim çünkü saat geç oldu ve kahvaltı işi aradan çıksın. Ondan sonra beraber sizlerle bir kahve içelim. Hazırsanız sizi kenara alıyorum. Ve başlasın. Ay nihayet bitiyor kız. Gerçekten kaç saattir başındayım. Bu arada fazla ölçü yapmışım gene. Bir ton krep çıktı artık sağa sola. Ölmüşlerin hayrına dağıtır dururum yani ben bunu. Neyse. Şimdi kahvaltıya geçeceğim. Kahvaltı hazır. Bir atıştırayım. Acıktım çok acıktım. Timur hala kahvaltı bu çizgi film izliyor. Bunları bir yapalım bitsin. Ondan sonra şöyle bir mutfağı bir toparlayayım. Makinem çünkü dolu onu bir boşaltırım en azından. Sonra bir kahve içerisinde bir sohbet muhabbet ederiz. Ben size yeniliklerden bahsederim. Neler olduğu ile ilgili birkaç dedikodu yaparız. Dedikodu da hiç sevmem. Yalnız kendi kendimi dedikodusunu yapacağım ha. Ona göre yani. Neyse tamamdır. Ve şükürler olsun da kreplerimiz hazır. Ben şimdi kahvaltıya geçiyorum. Sıcakken yiyeyim birkaç tane de
Ondan sonra salonun nerede düşünsün? Kahvaltımız şimdi bitti. Biz de Timur'la dün ona hamur oyun seti aldım. Şöyle şok markette buldum. Anne. Kutulu. Anne. Efendim. Dur. Şimdi biz anne oğul anne. Hamur oynayacağız. Anne kapı. Kapı. Açayım mı? Aç. Evet, gördüğünüz gibi mutfağı bitirdim. Hemen makinemi boşalttım. Az bir şey bulaşık vardı. Kahvaltı serüveninden kalan. Onları hallettim. Ocağı silmedim. Çünkü şu an çorba yapacağım. Akşama doğru silerim. Hiçbir daha şey yapmadım. Hemen hazırsanız temiz mutfağımızdan çorba yapmaya geçelim. Bugün yerli çorbası yapmayı düşünüyorum. Şöyle temiz tenceremi hemen çıkarttım. Diyorum ki güzel bir taze yerli çorbası yapalım. Timur da çok seviyor. Bu arada arkadan gelen çizgi film sesleri için özür dileriz. Çünkü Timur şu an keyif yapıyor. Sanırım bu kadar yeter ya. Bence yeter. Şu kadar koydum göz kararı. Yani ağzına kadar da doldurmayacağım tencereyi. O yüzden yeterli. Arkadaşlar çeşme suyu çok kireçli olduğu için çeşme suyu kullanmıyorum yemeklerimde. Hazır su kullanıyorum. O yüzden şimdi pirincimi haşlamak için de hemen hazır su doldurup veriyorum. Hemen suyumu da doldurdum. Ocağımın altını yakıyorum. Ve baya böyle bir haşlanacak falan filan. Ben de o ara hemen bir iç harç hazırlayacağım. Çok kolaycık, pratikçik bir şeyler. Şöyle tezgahımı hazırlayayım. Şimdi gelin beraber şuna bir harç hazırlayalım.
Şunda az vardı. Burada hazır yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Yoğurt alabilecek bir yer bulamadım çünkü. Tamam, bu tencere şeye kullanabilirim. Şimdi bunun içine, bu zaten az. Hemen yumurtamı kırayım. Ben göz kararı bir harç hazırladığım için diyemem ki şöyle yapın böyle yapın. Ama işte yani. Sanki yeter. Şimdi kaldıralım. İçine biraz un koyacağım. Aslında bir yemek kaşığı kadar ama ben biraz fazla yoğurt koydum sanırım. O yüzden bir tık daha fazla koydum onu. Neyse şimdi hadi hızlıca karıştırayım. Evet, gayet kıvamı güzel oldu. Hiç pütürlük falan yok. Sosum hazır. Bu burada kalsın. Çünkü bu çırpırıcıyla yalnız. Çırpıcıyla su ilave edeceğim falan filan karıştıracağım ya. Bununla karıştırmak gerçekten çok daha kolay. Şu tel sayesinde. O yüzden bu kalsın. Şimdilik şunu şöyle kapağına, üstüne toz moz gelmesin, kaldırıyorum. Buraya gelmişken hazır unu çıkarttım. Madem şurada az bir paket un kalmıştı. Onu da bakayım. Hepsi kapalı şeyde dursun. Şöyle. Küreğimizi de yerleştirdikten sonra hazır. Bu tarhanayı da kayınvalidem getirdi Samsun'dan. Organik ama biraz acılı. O yüzden Timur'a bunu yapıp yediremiyorum. Yakın zamanda acısız bir tarhana almam lazım. Bayağı oldu Timur tarhana yemiyor çünkü. Ve burası da bitti. Evet. Pirinç hala pişmeye devam ediyor. Bu burada pişsin. Biz de ara bir Timur'u temizleyelim. Az önce böyle bir bisküvi tarzı bir şey yedi. Timur yapma annem. Ama niye ufalıyorsun daha fazla? Ya Timur bir yıl toplarken annem bir yıl dağıtıyor. Bir moda. Fener ve moda. Çorbamı yapıyorum ya bir yanda. Timur da dibimde her zamanki gibi tabii ki. O benim yanımda dururken ben de hemen çorbamın son gidişatına bakıyorum efendim. Pirinçler piştikten sonra çorbam da hazır. Timur'u yedirip öğlen uykusuna yatıracağım. Ve bu sürede sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bana da fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Dün bir şey aldım. Çok heyecanla gidip aldım. Acaba benim gibi alanlarda aynı fikirde mi? Siz de şimdi ürünü iade yapacağım için kapının tarafına koydum da o yüzden oraya gittim. Bir ürün karşılaştırması yapmak istiyorum. Memnun olmadım bir ürünü paylaşacağım şimdi sizlerle hazırsanız. Şimdi canlarım videolarımdan da biliyorsunuz yaklaşık bir ya da bir buçuk yıl önce soğanları doğramaktan artık çok bıktığım için sizin gibi değerli takipçilerim bana ev rondosu ev rondosu diye al memnun kalırsın söylemişti. Tabii ki ben hani çok ümitli değildim. Sonuçta biraz da zahmetli geldi gözüme yalan söylemeyeyim. Ama dedim ki denemekten bir zarar gelmez. Trabzon'da otururken unutmuyorum hiç. Vip Ahmet'in bir ürünü bu arada bu. Zaten hemen tanımışsınızdır.
A101'lere de sıkça geliyor. Ben Trabzon'da Japon pazarından 45 liraya almıştım bu küçük olanını. Zaten hep bu şekilde boyutlardan VIPAHMET'in ürünlerine ulaştım. Ben VIPAHMET'in plastik organizerlerini de makyaj çekmecemde kullanıyorum. Hatta cuk diye oturduğunu falan söylemiştim sizlere. Çok memnunum. Çok güzel bir plastikti. 1,5 yıl kullandım bunu. Asla makineye atmadım. Bilenleriniz biliyor zaten. Videolarda da görüyorsunuz. Sadece içini temizleyerek hani su gelirse diye ne olur ne olmaz şuradan delikleri var. Oradan sızdırma işlemi yaptırıyordum. Ama bu parçalarını yıkıyordum. Daha sonrasında bu parçanın ipi artık zamanla çürüdüğü için koptu. Hatta bu kopma sebebini de kayınvalidem buradayken oldu. Kocaem Bey ve kayınpederim sağ olsunlar. Bu ipten arıyorduk biz. Normalde bunun ipi siyahtı. İpçiye falan gittik. Biz de böyle bir ip bulunmaz demiştik. Bu bir örgü ipi arkadaşlar. Hatta bunu da gözlük ipinden yaptılar. Aynı ipi gözlük ipleri vardı onların. Ya bu gözlük ipinden olmaz mı falan filan konuşurken gerçekten de Rıfat içindeki şeyle yaptı. Fakat çalışıyor, hiçbir problemi yok. Fakat şöyle bir şey oluyor. İçine ürün koyduğun zaman biraz boşa dönüyor şu pervane. O istediğim verimi alamadı. Kesmedi yani. Bu gayet burada hiçbir kapanma aparatı olmadan direkt yerleşip elle tuttuğunuz, çektiğiniz bir rondoydu. Tabii ben ev rondosuna çok fazla alıştığım için biber, domates, soğanla şak şak hemen yapıp yemeğe katıp bana aşırı bir zaman tasarruf oluyordu. Özellikle çocuklu anneleri. İlla çocuklu olmasına gerek yok. Yani zaman hepimiz için kıymetli. Ben de... Efendim? Şunu ver, bunlarla oynayabilirsin. Al. O bıçak anneciğim, bu olmaz. Ben de bir el rondosu arayışı içindeydim. Hatta size diyordum daha büyük emellik, böyle tefalim olabilir, fakirin olabilir şey aramak istediğimi. Bime fakirin büyük 900 emellik ya da 1000'lik bir şey geldi ama onun böyle tutmasını pek beğenemedim. Yani hani kullanışlı gibi gelmedi. Sonra fakirin o tutma aparatının tefalle aynı olduğunu gördüm. Memnun kalır mıyım kalmaz mıyım ki tefalin fiyatları oldukça pahalandı. Ne yapalım öyle günler geçti ve ben gene VIPAHMET'in Shop Market'e 2 gün önce gelen bu iple el rondosu bakır rengi vardı zaten sadece. Bundan aldım. Dün Shop Market'e gittim ve bir tane kalmıştı. Aşırı mutluydum. Bunun fiyatı 54.90 arkadaşlar. Görünüş olarak asla sizi memnun edecek bir görünüşü yok. Hayır, bu olmaz. Bunun sebebi de şu, şöyle koyayım kenara. Şimdi öyle bir tasarımdan sonra bu pek beni mutlu etmedi. Ben bir de daha farklı bir şey bekliyorum. Çünkü hep böyle kalite falan görünce ister istemez ne bekliyorsam gerçi. Neyse, bu büyüklüğü gayet hoşuma gitti. Fiyatına göre çok iyiydi çünkü ben küçüğünü 45 liraya almıştım. 10 lira fazla verip 55 liralık böyle binlik 900'lük bir şey almak beni daha mutlu etti. Birinin bıçağı daha yüksek falan filan. Aşırı hoşuma gitti. Ama böyle baktığınız zaman hani bir ürün çok kaliteli gelir biri gelmez ya. Böyle bir tuhaflık seziyorum üründe, hiç anlayamadım. Ürün kitleme sistemiyle kitleme sistemine sahip. Yani şuradan böyle takıyorsunuz, şöyle şak geçiriyorsunuz ve kapanıyor. Aslında bu çok gereksiz bir fonksiyondu. Çünkü zaten elimizle tutup çekebiliyoruz. Yani elimizi buraya koyuyoruz. Bu biraz bana böyle zahmetli çünkü kapatmak... Efendim anne... Hayır, o olmaz. Cız bu. Kapatmak ve açmak biraz güç istiyor. Mesela benim bu bileğimde kist var. Ve bununla çok ağır şeyler yapamıyorum. O yüzden bu güç uygulamak... Evet anneciğim, bana biraz zahmetli geldi. Ürünü açtıktan sonra plastiğinin biraz daha böyle... Hani sanki bu içindeki plastik böyle 40 yıllık bir plastikmiş, babaannemdeymiş ve ben onu kullanmışım gibi böyle bir eski hissiyatı vardı. Daha sonra Timur'un az önce hamur oyuncağından o yuvarlama çıkan şey plastiği aynısı. Yani şimdi şuna bakın, bir şuna bakın. Evet, bıçak tasarımları değişmiş gayet güzel ama ben bundan da çok memnundum. O yüzden bana böyle çok yani... Nasıl söyleyeyim? Dandirik geldi yani. Yalan yok. Ben de daha sonrasında oturdum düşündüm, dedim ki yani ne yapsın adam 45 liraya bile küçüğünü satıyordu. Anne. Doların
şeyi ortada. O yüzden tamamıyla dedim yani. Hepimizin daha uygun fiyatlı bu ürünlere ulaşabilmesi adına elinden geldiğince sağlam ama daha uygun plastikler, kalıplar kullanmaya çalışmış. Burası bariz belli. O yüzden hani o konuda bir şey söyleyemem ama bir Pahmet deyince buna gerek var mıydı orasını bilmiyorum. Tartışılır. Benim kendi şahsi yorumum, yani kimseye kötü demiyorum. Ben sadece iyi şeyler gördükçe ister istemez hep daha böyle iyisini bekliyor insan. Ya böyle bana biraz şey geldi. Onun hissiyatıyla bununki niyeyse bir farklı. Daha sonra başıma gelene bakın. Rondoyu aldım, altını yıkadım. Makineye attım dün akşam. Sabah da bir baktım, dedim ipini çekeyim. Hani çalışıyorum, her şey oldu mu dün? Çünkü şu an çok kalabalıktı. Anam bir taktım gelmiyor. Bir çektim ki ip böyle kaldı. Bunu iade edeceğim kesinlikle. Çünkü benim suçum değil. Problemim hiç değil. Hani el rondosu kullanmasam derim ki hani benim suçum, kabahatim herhalde. Zaten çok da beğendiğim bir şey dedi. Bugün gidip yani 30 lira 40 lira fazladan verip o fakirin el rondosunu alacağım. Bu benim kesinlikle, çünkü gerçekten biraz şey istiyor. Sağlıklı biri için problem değil ama tabi ses için kusura bakmayın. Benim oğlum ben çekim yaptığımda asla durmayacağı için yani üzgünüm o konuda. Neyse. İçinde su mu kalmasın. Onu böyle götüreceğim ve vereceğim. 55 lira. Yani keşke atıyorum 100 lira olsaydı. Ama çok böyle sağlam, bu ilk aldığım gibi bir şey olsaydı o zaman daha mutlu olurdum. Yalan yok. Ama bunlar, bu diğerlerini bilmiyorum. Üzgünüm ses için gerçekten. Bu fazla tırt geldi bana. Bunu bugün iade edeceğim. O yüzden bugün beraber çok markete gideceğiz. Şimdi hemen hop, tam zamanında. Canlarım, eğer siz de benim gibi bu şeyi yaşıyorsanız, almışsanız ve memnun kalmadıysanız, beğenmeyip almadıysanız yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hani inşallah tek başıma değilimdir. Beğenmediğim bir şey olduğu zaman gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani beğenmedim diyorum. Saklamam da, beğendiğime beğendim zaten bas bas bağlıyorum. Ama bu, bu olmamış. Üzgünüm Ahmet abi. Bu değil. Senden daha performansı yüksek şeyler bekliyoruz. Bizi kaliteye alıştırdıktan sonra lütfen. Şimdi ben hemen şu çorbamın yoğurdunu bir hazırlayayım. Sıcak suyla. Bir güzel şimdi kaynasın. Ondan sonra tereyağı, nanesi, hop bitti. İade ettim. Aldılar. Şimdi yolda da gelirken Hatice ablaya pasta aldım. Tayini çıkmış. Onlar gidecekler. O yüzden dedim ki bir pasta alayım. Beraber kahve içelim. Çünkü bu hafta sonu gidiyorlar. Bayağı bir koşturmaca da geçti. Orada böyle bin bir çeşit diye bir mağaza var. Hani ürünler satıyorlar. Orada bir hediyelik baktım. Hatıra kalsın diye. Şimdi koştur koştur eve gidiyorum. Onu şöyle güzel bir hediye paketi yapacağım. Ondan sonra götüreceğim. Hem çocuklar biraz oynarlar. Hem de biz biraz oturmuş oluruz. Bu hafta sonu da artık onlar gidecekleri için elimden geldiğince vakit geçirmeye çalışacağım. Böyle işte. Şimdi ben bir eve geçeyim. Bebek arabasını bırakacağım. Ondan sonra Timur'un montunu falan çıkartırım. Aşağıya inerim. Bir yandan da alışamadım burada sokakta çekmeye. Normalde gamsızımdır biliyorsunuz da. Hadi neyse, şimdi eve gidelim. Şarjım da yok. Evden sonra da artık neler yaptık anlatırım. Evet. Akşama doğru pestilim çıkmış bir ben. Şimdi şu televizyonu bir kapatalım. Şimdi canlarım, Hatice ablaya gittim.
Ondan sonra çocuklar oynadı. Hatta Hatice abla sonradan, Hatice abla dedi, Reyhan geldi bize. Onunla oynadık, sonra o geldi falan filan derken ettik akşam. Bugün işlerimi hallettim ve size bahsetmedim. O şeyde bahsedip öyle yatmayı düşünüyorum. Daha doğrusu Timur'u uyutacağım. Bugün Yargı dizisi var, onu izlemem lazım. Timur'u yatağa getirdim. Saat 8.30-9'a geliyor. Bugün öyle uykusu uyumadığı için onu hemen uyutma planlarım var. Uyumadan önce bir çizgi film sefası yapıyor arkadaş. Bir şey demiyoruz. Evet, nerede kalmışım? Şimdi size bugün sabah söyledim ya, sizde bir şey konuşmak istiyorum. Birkaç bir şey yaptım işte söyleyeyim diye. Videonun sonuna kaldı, farkındayım ama ben de gerçekten anca müsait olabildim. Biraz evi toparladım. Çocuk odası dağıldı, mutfak falan derken. Kendi ayağını kokluyor. Ancım ayak kokuyor mu? Ayağın kokuyor mu? Burun. Burun. Evet. Evet. Şimdi canlarım şöyle. Biliyorsunuz anne, Samsun'da. Anne açayım ben mi? Ne açayım anne? İlham ben de Zavra Süleyman'a diyor. Konuşturmuyor beni ama tabii ki de. Çok tatlısın. Şu anda çok kötü yara. Tamam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Konuşabilir miyim? Biliyorsunuz Samsun'da Raspik yaptırmak istiyordum. Ama tabii ki burada hani nasıl bulacağım falan yani diye düşünüyorum. Küçük bir ilçe çünkü. O sebeple de Samsun'a tatil gidince G5 ve Raspik yaptıracak. Ben bunu 1,5 senede falan araştırıyorum bu arada. Neyse, ondan sonra şans eseri. Biliyorsunuz Dilan Polat'ın cihazıyla zaten öğrendik Raspink'i. Burada da bir güzellik merkezi var. Burada zaten 3 binanın birinde güzellik merkezi var hemen hemen. Çok fazla var. Burada hemen evimin çaprazında açılmış böyle çok tatlış minnoş bir güzellik salonu var. Ve orada da Dilan Polat'ın Raspink cihazını satın almışlar. Ve kendi markalarında kullanıyorlar. Böyle olunca da ben internette Instagram sayfalarında gördüm ve kampanyaları var Ocak ayına özel. Gittim görüşmeye, konuştum, bilgi aldım. İşte G5 falan da düşünüyorum dedim. Ayaküstü bir bilgi oldu. Ve pazartesi gününe randevu aldım Raspink ve G5 için. Tamamıyla çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Çünkü doğumdan sonra alt göbek problemi hemen hemen her kadında var. Ki ben maalesef korsede çok fazla kullanmadım. Hem sıcakta hem dikişler bunaldım. İstikrarsız davrandım. Yanlıştı tabii. O yüzden bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Gerçekten faydasını görecek miyim? Sonuçlar ne olacak bilmiyorum ama 12 seans Raspink olarak anlaştım. Yalnız şeyi sormayı unuttum. G5 kaç seanslık anlaştığımızı bilmiyorum. Gerçekten unuttum çünkü o ara Timur bağırıyordu. Onu dükkandan çıkarmaya çalışıyordum. Kapıda Tuncay vardı sağ olsun, o beni bekliyordu. Öyle öyle derken böyle şey yapamadım. Onu da zaten yarın öğreneceğim. Yani sizlerle beraber G5 ve Raspink deneyeceğiz. Dilan Polat'ın cihazlarıyla. Bakalım gerçekten etki ediyor mu? Gerçekten denildiği kadar o böyle Instagram'da eritirim aşko, işte efendime söyleyeyim en iyisi benim diye dedikleri kadar mı? Öyleyse zaten biliyorsunuz kanalda bangır bangır bağırırım. Hiç affetmem. Yarın gideceğim için çok heyecanlıyım. Saat 3'te randevum var. Yarım saat sürecek işlem. G5 ne kadar sürüyor bilmiyorum. Belki bir, o da bir yarım saattir. Bir saatlik bir işlemim var. Yarın bakalım gideceğim. Olmadı Timur'la beraber bir yol bulacağım. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. O yüzden G5 yani Raspink bittikten sonra Samsun'a gitmeyi düşünüyorum. Hem Timur'un doğum gününde güzel bir elbise giymek niyetim var. Tamam tabii ki de yani gidip 36 beden olacağımı zannetmiyorum ama biraz daha böyle sıkılaşmak fena olmaz diye düşünüyorum. Neden olmasın da. Efendim ben kilo aldığım zaman eşit alıyorum. Yüzden koldan bacaktan bölgesel bir kilo problemim yok çok şükür.
Çünkü gerçekten bölgesel çok daha zor. Hem vermek çok daha zor, efor daha fazla. Ama ben eğer şu an göbek ve sırta çalışacağız. Öyle konuştuk. Eğer memnun kalırsam, gerçekten sonuçları güzel olsa kol ve bacak içinde çalışmayı düşünüyorum. Gerçi G5'e bacağı yapacaklar diye biliyorum. Tam net bir bilgim de yok. İşlem günü hani oturup konuşacağım. Hepsini tek tek sizler için de öğreneceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Çocuk gibiyim ve tabii ki de şu bozulan keratinden sonra o düzlüğe alıştığımız bakımlı saçlarımız da artık kendini bırakıyordu. O yüzden Samsun'a gittiğimde de tabii ki keratin bakımı yaptıracağım. Timur'un da Nisan 12'sinde doğum günü var. Bunu konuşmak için çok erken, farkındayım. Önümüzde 3 ay var ama ben şimdiden bir ay Timur'un işte giyeceği bir kıyafeti ben ne giyebilirim onu ayarlamaya çalışıyorum. İşte konsepti nasıl yapalım? Çünkü biliyorsunuz Timur'a hiç doğum günü yapmadık. O yüzden de hani balonları ne renk alalım? Ona göre böyle bir hani bir anda bir ay içinde hepsine yüklenmek istemiyorum. Çünkü o zaman tatilde olacağız. İster istemez birkaç yeri gezmek isteyeceğiz, gitmek isteyeceğiz. Bu sebeple de şey yapmak istiyorum. Hani bütçemizi de sıkmak niyetinde değilim. Gezelim, eğlenelim. Uçak biletleri inanılmaz pahalı. Otobüsler inanılmaz pahalı. Şöyle dün uçak bileti baktım. Timur'la bizim sadece gitmemiz 2000 lira. Gelmemiz 2000 lira. O da gelirken zam gelmezse de 4000 lira. Otobüs bileti bakayım dedim. Hani gidemem ama hani bir bakayım yani ne oldu dedim. Biliyorsunuz 1,5 ay önce kayınvalidemler kişi başı 180 liraya gitmişlerdi. Şu an kişi başı 320 lira oldu. Yani bizim kendimiz gitmek istesek 640 lira. Yolda bir şey yiyip içsek tuvalette oydu buydu 20 saat. Nereden baksanız 1000 lira böyle kafadan gidecek. Bir de çocukla 20 saat çişim geldi dese otobüsü nasıl durduracağım? Yani çok küçük olsaydı, bezle olsa bir şekilde gidilebilirdi ama artık tuvalete de gittiğimiz için yani çekin kenara diye bağıracak halim yok. 20 saatte çok uzun bir süre, bir gün. Yani çok perişan oluruz. O yüzden uçakla gitmemiz en mantıklısı olacak. Ama uçaklara bakıyorum hep 4 uçak değiştirmem gerekiyor. Yani şöyle Şırnak uçağına bineceğim, Ankara'da ineceğim. Ankara'da uçağa bineceğim, İstanbul'da ineceğim. İstanbul'da bineceğim, Samsun'a ineceğim. Toplam 4 uçağa binmemiz gerekecek. Direkt ilk geldiğim gibi işte Şırnak, İstanbul, İstanbul, Samsun yok. 2 uçak yerine 4 olmuş. Ankara'dan Samsun'a geçeyim direkt uçuş var mı diye bakıyorum. Ankara'da İstanbul, İstanbul, Samsun yapıyor. Yani baya böyle bir karmaşık, anlamış değilim. İleri tarih bakıyorum, geri bakıyorum ama yok yani. Ben bayağı bir araştıracağım biraz daha hangisi bizim için hem daha uygun bütçeli olur hem daha kısa süre olur ona bakıyorum. İşin komik tarafı İstanbul'dan hani Şırnak, İstanbul, Samsun yaparsam iki seferlik çok daha pahalı ama 4 uçak değiştirsem çok daha uyguna geliyor. Yani atıyorum 2000 liraya şimdi 4 uçak değiştiriyorum. Öbür türlüsü 3,5 milyara 2 uçak değiştiriyorum. Tam ters olması gerekmiyor mu? Yani bende mi bir yanlışlık var? Ay, bugün de bir kalbim ağrıyor anlatamam. Yağmur mu yağacak, ne yağacak bilmiyorum ama romatizma bir ağrı verdi. İlacımı da içtim, unutmadım. Şimdi ben müsaade istiyorum. Gideyim yatayım, çocuğumu uyutayım. Sizler için montaj yapayım. Ondan sonra artık ben de uyurum. Bir elimi yüzümü yıkarım, öyle yatarım diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönül YouTuber. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oraya tıklayıp sayfaya direkt gönderilebilir. Beni sosyal medya hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere şöyle bırakıyorum. Annemin kişiye özel bir tasarım sayfası var. Geçen videoda punch demişim. Dilara'yı da söyleyeceğim diye. Karıştırmışım. Annemin bir punch sayfası yok arkadaşlar. Tasarım sayfası var. Şurada görmüş olduğunuz gibi ekranda Instagram sayfası gözüküyordur. Ve çok yakın dostum Dilara'nın da Punch tasarım sayfası var. O da şu an şuralarda bir yerle. Instagram sayfasını görüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Kanala abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.